Sevgili dostlar, bir programda daha sizlerle beraberiz. Gafletten uzak olmanızı, Allah'a yakın olmanızı bütün kalbimle temenni ediyorum. Gönlünüz, gününüz aydınlık olsun efendim. Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Bunu ezber edelim, hayatımızın, kalbimizin önemli bir yerine nakşedelim inşallah. Tefekkür, gafleti izale eder, diyor. Tefekkür, gafleti giderir, kaldırır, diyor. Evet, define avcımla çıkanlara hayret ediyorum. Çünkü hayatın bizzat kendisi bir hazine değil mi? Yaşadığımız hayatın her anı, bulunacak her hazineden daha kıymetlidir. Hayatımız da keşfedilmeyi bekliyor ve bunu hak ediyor. Ama elden çıkmadan kıymeti bilinmiyor maalesef. Bir zamanlar bir dosta başarılı ve huzurlu bir hayatın sırrını sormuştum. Gafletten uzak ol, Allah'a yakın ol demişti. Bunu nasıl sağlamalıyım dediğimde ise, Kur'an'a dost ol, onu bizzat sana yazılmış gibi Rabbimizden bir mektup bil demişti. Güzel sözler baldan bile tatlıdır derler. Büyüklerin sözleri bir başka oluyor. Onların her hali gibi sözleri de büyük oluyor. Güneş gibi hayatımıza ışıklar saçıyor. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan diye başlayan o meşhur ilahinin sözleri de ne hoştur. Hem de ne uyandırıcıdır. Uykular da çeşit çeşit. En kalın örtünün üzerine çekildiği ve en zor uyanılan uyku herhalde bu gaflet uykusu olsa gerek. Evet, bu öyle bir uykudur ki yalan dünyanın yasak meyvelerini yiyip kendinden geçmektir. Az sonra olacaklardan habersiz başını deve kuşu gibi gaflet kumuna sokup yaşamaktır. Niçin bu dünyada bulunduğumuzu unutmaktır. Vurdum duymazlıktır, aymazlıktır. Kendini haktan ve Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran kıymetsiz şeylerle uğraşmaktır. Nefsin heves ve arzularına uyup Allah'ı ve onun emirlerini unutmaktır. Niyazi Mısri hiçbir endişe duymadan körü körüne yaşanan gafilane bir hayat için şu uyarıda bulunur. Günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere, can yatar gafil binası oldu viran bir haber der. İhtiyaç olan ya da olmayan pek çok şeylerle hayatımız kuşatılmış durumda. Başını kaldırıp ileriye, ötelere ve ahirete bakacak kaç kişi çıkabilir acaba içimizden? Biri çıkıp sorsa, sizin için şu an hayatta önemli olan şey nedir diye, ne cevap verirdik acaba? Pek çok şey sıralayacağımız kesin ama bunların kaçta kaçı gerçeğin ifadesi olacaktır acaba? Hayatımızın seyri ve rengi epey zamandır değişti. Hayatın pusulası şaşınca denizlerden dönmeyen gemiler olduk. Açıklarda kaybolduk. Geç olmadan gafletten uyanmalı ve hayatın rotasını o ulvi ve ilahi hedefe doğru yöneltmeliyiz. Gafletin beslendiği damarlardan biri de ülfet, yani alışkanlık. Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi, ülfet belalı şey. Evet, ülfet her biri bir kudret mucizesi olan varlıkları hiç dikkate almamak. Onları göre göre artık üzerinde düşünmez hale gelmek. Oysa bu tehlikeli hem de hastalıklı bir durum. Oysa her yanı ve her anı mucizelerle dolu bir hayatımız vardır. Bu hayatın manevi zevkini ve tadını yeterince çıkaramıyorsak eğer, bunun da sebebini yine kendi alışkanlıklarımızda aramamız gerekiyor. Şair Kemal Özer, dalgayı haber veren yakamoz, kimin gözüne çarptı kıyıda, çiçeğe durduğunu kim ayırt eder, tepeden tırnağa giyinmeden ağaç, kimin dikkatini çeker küçük bir bulut, güneşi kapamadan önce diyor. Herkesin görmedikleri vardır. Çünkü bakmak ve görmek başkadır. Birçoğumuz maalesef üstün körü bakarız ve sadece gafletimizi arttırırız. Halbuki perdeler açılmayı, örtüler kaldırılmayı bekler ki gerçek güneş gibi kendini göstersin her göze ve her kalbe.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 33. sözü Pencereler Risalesi, sağa ve sola açılan perdeler gibi kainatın üzerindeki gaflet perdelerini, unutkanlıkla, gafletle, ülfetle, alışkanlıkla göremediğimiz güzelliklere sihirip atar, o pencerelerden tozunu alıp kalp gözüyle yaratanına bakan tek tek her şeyin birlik, tevhid, vahidiyet, ehadiyet mühürlerini gösterir bize. Güneşin doğuşunu, gelinciğin açılışını, serçenin ötüşünü sürekli görüyor ve işitiyor olmamız, bütün bu günlük olaylardaki harikuladelikleri gözümüzden gizler. Oysa biraz dikkat ve biraz değişik bir bakış açısı, belki de çoğumuzun özlediği bir hayattan, daha ötede bir harikalar diyarında halen yaşamakta olduğumuzu bize gösterecektir. Bu bakış açısını bir defa yakaladıktan sonra, karşınıza ne çıkarsa çıksın, o şey bütün göz alıcılığıyla belki de sizi şaşırtacak ve hayrete düşürecektir. Hayret ki arifliğin şaşmaz bir kıstasıdır. Hayret etmeyen gözden ve bakıştan sana sığınırım Allah'ım. Ziya Osman Saba'nın Hayret adlı şiirini bir dua gibi okumanın tam zamanı. İlk defa bakıyorum Rabbim her şeye. Yeryüzünü yeniden görür gibiyim. Bakıyorum renkler var. Mavi, yeşil, mor. Gökyüzünde bulutlar uçup gidiyor. Anlıyorum her bir işte meramını. Sevmeyi, ölmeyi, ömrün devamını. Anlıyorum şu kuş neden yuva yapıyor. Anlıyorum Allah'ım kalbim niçin çarpıyor. Allah'ım bakıp da görmeyen gözden, İşitip de duymayan kulaktan, yarattığın bu nice incelikleri anlamayan bir akıldan ve seni bilip iman etmekten nasipsiz bir kalpten, bütün hücrelerimle ve zerrelerimle yine sana sığınıyorum. Bir iskeletin et giyerek canlandığını görüp de bunu akıl almaz bir mucize olarak kabul etmeyecek kimse yoktur. Cansız bir iskeletten hiçbir farkı olmayan odunlar yeşerir de çiçekler açar, yaprak verir, renk renk meyvelerle dolar. Fakat ülfet bırakmaz ki, bunu gören gözün sahibi hayret ve muhabbet içinde secdeye kapansın. Denize açılan bir kanalizasyon borusunun ortasından bembeyaz bir süt fışkırdığını gözümüzle görecek olsak inanmayız. Oysa kediden balinaya kadar koca bir canlılar aleminde bundan çok daha muhteşem bir hadise her an cereyan etmekte, inceden inceye ölçüp biçilerek hazırlanmış tertemiz bir gıda, kan ve fışkı ortasında üretilerek sayısız yavruların imdadına tam zamanında gönderilmektedir. Fakat ülfet bırakmaz ki, akıl bu inanılmaz hadisenin her an, her yerde cereyan ettiğini düşünsün ve yeryüzünün her köşesinden rahmetin oluk oluk nasıl fışkırdığını görsün. Dünya üzerinde yaşayan bütün insanları birden, günde 100.000 defa, tepeden tırnağa, sağlık kontrolünden geçirilebilecek bir sistemin var olabileceğini kimse hayal bile edemezken, senin ilminle ve kudretinle Rabbim, vücudumuzda her saniyede dünya nüfusundan çok daha kalabalık sayıdaki hücremiz aynen böylesine hassas bir kontroldan geçirilir. Gaflet ve ülfet etmeyenler bunu görür, senin rahmetinden ve inayetinden bilirler ey Rabbim. Bilmem kaçta kaç ihtimalle kimin ne kazanacağını merak edip televizyon ekranlarına kilitlenenlere, minarelerden her gün 5 vakit yapılan davet çok daha fazlasına insanları çağırıp duruyor. İnsan bir an olsun başını kaldırıp da 100.000'ler köşk, 100.000'ler hurilerle süslü, dünya kadar ebedi bir mülkü kazanmanın kendisine ne kadar yakın olduğunu bir düşünüverse, gafletten ayılacak, ülfetten sıyrılacak. Daldığı rüyalardan, hülyalardan uyanacak. Ve sonra da dünyanın gelip geçici bir takım küçük menfaatleri uğruna çabalayıp dururken, elinden hangi fırsatların bir bir kaçıp durduğunu görsün de, onların derdine yanıp dursun. Ülfet ve gafletten kurtulmanın yolu tefekkürden,
düşünme egzersizi yapmaktan geçiyor. Uzun müddet alçıda kalan bir kolu tekrar eski sıhhat ve işlerine kavuşturmak için fizik tedaviye başlamak gerektiği gibi ülfet ve gaflet illetine yakalanmış, duygu ve kabiliyetlerimizi de açmak için devamlı egzersizlere, antrenmanlara, talimlere ihtiyaç vardır. Bunun da en kısa ve kestirme çaresi dünyaya yeniden gelmektir, yeniden doğar gibi yaşamaktır. Bütün bilgi ve tecrübelerimizi bir an için unutup, güneşi ilk defa görmek, martının uçuşunu ilk defa seyretmek, ağacın dirilişine ilk defa şahit olmak, namazı ilk defa kılmak, Kur'an'ı yeni nazil oluyormuş gibi ilk defa dinlemek yahut tam tersi, güneşi, martıyı, baharı son defa görüyormuşçasına seyretmek, namazımızı son namaz gibi kılmak, Kur'an'ı son nefeste işitir gibi dinlemek. Böyle yapmak gafletten uyanmamıza belki bir nebze olsun sebep olacaktır. Hangi ilimle meşgul olacağını soran birisine İmam-ı Gazali Hazretleri'nin verdiği cevap da bu yöndedir. Ömründen bir hafta kaldığını bildiğin takdirde hangi ilimle meşgul olur idiysen ona çalış. Haritayı çizen çizmiş, yolu belirleyen belirlemiş, cüz irademiz elimizde, hayırlısıyla Allah'ın bizim için seçtiği sırat-ı müstakim yoluna girmek, hakkı, nimeti, şansı, talihi elimizde. Cüz irademizi hakka ve hakkata, külli iradenin bizim hakkımızda seçtiği en iyi yola seçmek dileğiyle. Rabbimize sonsuza kadar hamdolsun. Rabbim Hazreti Peygamber Efendimiz'e sonsuza kadar selatü selam olsun. Efendimizin şefaatinden, rahmetinden bizleri ayırma ya Rabbi. Dünya gurbetinde, ahiret gurbetlerinde bizi bırakma ya Rabbi. Hazreti Peygamber Efendimiz'in al ve ashabını cennette komşu eyle. Dünyaya ilk defa geliyormuş, yeniden doğuyormuş gibi yaşayıp nimetlerine bu gözle bakmayı bize nasip eyle. Amin.